Ve günün dördüncü karşılaşması Galacticos Akademi ile sen bilirsin. Fyfe'nin Akademi arasında olacak. Fyfe'nin Akademi de Galacticos Akademi de birer galibiyete sahip olan takımlar. Burada sende bunu yapacak yürek yok. Samira yasaklamasıyla başladık. Eğitimime dönüyorum. Ardından da Lucian gitti. Lucian'ı yasaklıyorlar. Lucian'ın yasaklama oranı hala fazla. Bir aylı fazla. Kimse o topa girmek istemiyor. Yani çok o top çok tehlikeli bir top çünkü dayı. Yani öyle, direkt koruduğu kaybetme şansın var yani direkt. Yoktu zaten. Ya orada direkt olarak dediğin gibi koridor kaybedilebiliyor. Koridorda problem yaşanabiliyor. Dikkat etmek gerekiyor ister istemez. Dışında bir koridoruna karşı cevap üretemiyor takımlar. Dünya genelinde cevap üretmekte çok ciddi problemler yaşanıyor. Ve Wukong açıkta kaldı. Yani evet Viego yasaklandı. Senaryoda bunu zaman zaman görüyorduk ama burada yasaklanmasını şaşırdığım iki tane şampiyon var. Biri Samira, diğeri Aphelios. Tabi bu ekstra şampiyonlar yasaklanınca da hemen Wukong'u Galacticos cephesi kendi tarafına çekti. Çok normal. Wukong ilk seçim gelmesi. Ne kadar güçlü olduğundan çokça bahsediyoruz. Her konuşmada geçiyor gücü. Öyle bir durum var. Kong'la birlikte. Bayağı rahat ediyor takımlar. Ve Jinx geliyor diğer taraftan. Jinx izliyor olacağız. Ben seviyorum Jinx. Ben seviyorum İzlemesi Jinx. İzlemesi keyifli ama son yamalarda çok fazla dengelendi. Yani eski gücü yok. Artık manası bitiyor. Özellikle Dandan modunda. Ama tabii geç oyunda yine kuvvetli. Ve diğer tarafta da sen bahsetmiştin. Kalista, Renata. Renata geliyor. Yani çok fazla gördük şeye karşı bu arada. Özellikle Jinx gibi pasif koridor oynayan şampiyonlara karşı çok tercih ediliyor. Evet. Burada da izleyeceğiz. İzleme fırsatımız olacak. Ama zaten yani Jinx'in genelde koridorda agresif veya defansif olmasını sağlayan şampiyon genelde yanındaki nişancı şey, yanındaki destek oluyor. Hani yanınızda evet agresif bir destek varsa sallıyorum Leon'un adı Nautilus tarzı. Bu sefer karşınızdaki şampiyonlara göre hani koridoru değişiyor aslında oynama tarzınız. Yani bu koridorda biraz da defansif kalması gerekecek. Ve Azir yasaklaması bugün çokça izledik Azir'i. Çok fazla gördük Azir. Hazir'in yanında da bir Viktor. O da karşısında seçiliyordu zaten genelde. Viktor'u da karşı evet, seçim evet. Olarak görüyorduk. Yani 3 tane büyücü yasaklandı. Bir tane daha gelir mi? Muhtemelen Ahriye bir yasaklama gelir diye tahmin ediyorum. Ve Darius yasaklanıyor. Biraz bu böyle hedef yasaklaması gibi. Yani biraz hedef yasaklaması Sangro'da karşı. Ahri geldi.
Arthur'un karşısına ne alacak? Yani Orianna tercih edilebilir kalanlardan. Vex'in dönem dönem tercih edildiğini görüyoruz ki bu kompozisyona bence Vex çok iyi gider. Zaten full hani her şeyini kullan ve takım savaşını kazan kompozisyonunu gibi neredeyse. Yani orada kompozisyon biraz Renata bozdu yani içeri giren bir şampiyon olmadığı için. Ornn geliyor. Kör bir Ornn. Kör yapabileceğiniz Meta'nın tercihlerden. En iyi şampiyonu Meta'nın. Tank konusunda. Çok rahat. Rahat ediyor. Kör bir aldığım müddetçe herhangi bir şekilde problem yaşamıyorsun zaten. Ve Ahri'ye karşı gelen bir Lissandra tercihi. Rakibi de kitlemek adına önemli açıkçası. Kontra diyebileceğimiz bir tercih. Evet. Ama dayı şu an şöyle bir şey var. Evet, Galacticos Akademi kompozisyon kurdu, kitle kontrol vesaire her şey var ama hasar kim vuracak bu takım? Yani 25 yani 25 28 hadi 30 diyelim. 30 dakikalık bölümde ciddi anlamda Galacticos oyunu koparamazsa yani hasar vuracak şampiyon sadece Wukong var. Yani en azından hasar tatmin edebilecek seviyeye çıkan bir şampiyon olarak. Ya ve ya onun, onun da işi çok zor. Lütfen söyle buyurun. Orada da işte dediğin gibi sıkıntı yaşanacak ama oyun sonunda gittiğimizde biraz oyun uzadığında tam tersi durum olmaya başlıyor. Erken oyunda işte evet. Lissandra, Kalista bunlar çok değerli şampiyonlar ama oyun uzayınca burada da hasar yetmeyebilir rakibe. Öyle bir ihtimal. Yani Galacticos'un bence çok agresif oynaması lazım erken oyunu. Ve karşılaşmaya da geçiş yapıyoruz. Ve Galacticos Akademi Firefly'ın Akademi karşılaşmasına geçiş yapıyoruz. Galacticos Akademi tarafında çok fazla tanıdığımız isim var ama Firefly'ın Akademi biraz daha bilmediğimiz, tanımadığımız takım bu noktada. Onlardan beklenti var tabii ki. Mamur. Keyfi yerinde. Keyfi yerinde dans ediyor senin de söylediğin gibi. Ve dans etmelere devam ediyorlar. Sağ sollara devam ediyorlar. Mavi tarafında başlayacak Galacticos. Diğer tarafta Firefly'nin ise... Onlar da maviden başlangıç yapıyor olacak. Tabi orman rotaları biraz değişecek. Acaba bir rakip ormana giriş görür müyüz? Cape burada iyi bir yardım aldı. Cape iyi bir yardım alıyor. Diğer taraftan 8 notla Joxie ikilisi de bas kurmaya başladılar. Tokalaşma geldi. Shadow'a. Shadow biraz hasar alıyor. Ama ilk not hasar verecek pozisyona geçememişti. Joxie ile 8 not bas kurmaya devam ediyorlar. Şimdi ikinci seviye olacaklar. Tokalaşma ile birlikte burada yakaladılar. Tövbe'nin üzerine geliyorlar. Arındır'da kullanıldı. Shadow çok fazla hasar alıyor. Shadow burada canını kaybedebilirdi biraz daha kalsa ve 3 tane sihirdar büyüsünü kullanırken tam tersi Galacticos'a 2 sihirdar büyüsü harcıyor. Yani burada orada Tuokaz ve Shadow One zaten koridoru ittiremeyecekleri çok belliydi. Ve ona rağmen orada seviye 1 olmaya çalıştılar ve pozisyon dışı kaldılar. Ardından da bütün sihirdar büyülerini kaybettiler. Ya dediğin gibi sihirdar büyüleri kaybediliyor tabi. Normal yani, şartlarda. Dayıcım bu alt koridor 101 gibi düşün. Yani alt koridorda oynuyorsan ne yapılmaması gerekiyor? Bunu ilk öğretiyorlar bunu. Tabii.
Alt koridor 101 gerçek. İlk minyon dalgasından sonra ikinci minyon dalgasında 3 savaşçı minyon, öndeki menzilsiz minyon öldüğünde ikinci seviye olunur. Onlar ölmeden karşılık verebiliyorsan durursun. Karşılık veremiyorsan kaçarsın. Direkt olarak tokalaşma ama arındırını alamamışlardı az önce. Onu da aldılar dayı, onu da aldılar. Onu da aldılar. Alt koridor sıkıntılı Firefly'ın akademi için. Ya şimdi baskı artıyor. Shadow burada bayağı bir hasar aldı. Yani burada bir kule altı görebiliriz açık. Kong buraya yaklaşırsa normalde bu kule altlarını yapmak riskli. Kuleler değiştikten sonra ama Cape buraya geliyor. Kule altı gelecek. Shadow geri çekiliyor. Ya buradaki baskıyı durduramıyorlar. Daha dakika 4'te kule altından çıkardılar. Cape sıçra kullanabilir burada rakiplerin üzerinde ama kullanmayı tercih etmiyor. Kırmızısı da vardı halbuki. Bu da kullanılabilir bir durumdaydı. Minyonlar itecek ama 1 minyon dalgasını kuleye yedirmeyi başardılar. Yani orada biraz daha fazlası vardı 1 minyon dalgasından. Yani 29'u 12. Aradaki fark... Aradaki fark çok fazla ya şu an. Gerçekten ve, çok. Erken oyun olduğu için daha değerli. Çünkü giden tecrübe puanı bir daha geri gelmiyor. Senin de bildiğin gibi dayı. Hani altını, bazen hani altını kaybediyorsun, kule altı duruyorsun. Evet son vuruş yapamıyorsun ama bazen tecrübe puanı aldığın senaryolar oluyor. Bu yaşanabilecek ve olabilecek en kötü senaryoydu. Ya gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Şimdi Legionnaire de orta koridoru ittirip belki bir reset atmaya çalışır diye tahmin ediyorum. Yani orta koridorda çok bir aksiyon yok. Üst koridorda yalnız bayağı öne geçti Kamil. Sangrot. Bir üstünlük yakaladı. Sihirler bir üstü olmadığı için burada Torkaz şimdi güvenli bölgeden minyon biçmeye çalışıyor. Ya yapabileceği hiçbir şey yok başka. Evet, yani şu burada koridoru yaklaşmak imkansız. Evet, dondurduğu takdirde buradan bir şey çıkması çok zor ama şu an alt tarafa Lissandra geliyor. Aynen öyle. Lissandra ve Wukong buraya yaklaşıyor. Bunun farkına varacaklar. Burada bir minyon dalgası daha kaybedilecek muhtemelen. Kalmak isterlerse skor verecekler. Torkaz kalmak istedi. Bu büyük bir hata olabilir. Direkt olarak üzerine oynuyorlar. Yalnız burada Sunshine direkt olarak düşecek. Sunshine skoru aldırsa da takım arkadaşına kendini de kaybediyor. Hala kule altı devam ediyor. Üçüncü skor da geldi. Buraya Imagineer yetişiyor. Imagineer bayağı bir hasar verdi. Ulti ile birlikte Jox'i düşürmeye çalışacak ama hasar yetmedi. Imagineer skor alamazken 8.4T4 yapıyor. Yok mu Penta? Yani burada Firefly'ın oyuncular bir bir gelip teker teker öldüler. Teker teker öldüler ve oyunun başında şundan bahsetmiştik. Hani bu Kalista'nın gerçekten iş yapması gerekiyor. Bu takımda, bu kompozisyonda en önde olması gereken şampiyon Kalista demiştik. Ya adam 70 dakikada kuadrat. Az fazla oldu. Yani şu dakikada şu eşyalar çok fazla. Çok fazla şu an yani oyunun sonuna ulaştı diye bir baksana yani çizmesi bitti saldırı hızı. Üstüne bir de can çalması da var. Yani koridordan çok zor çıkartırsınız artık. Hakikaten koridordan çıkarmak çok büyük problem olacak. Ve yani sadece koridordan çıkmak da değil problem. Sonrasında da problemler yaşanacak. 4-0 bir Kalista'nın oyuna yaratacağı etki çok fazla. Yan koridorları ittirecek. Koridorlara baskı kuracak. Ejderlere, alametlere baskı kuracak. Ya onu durdurabilecek. Çok fazla.
yetenek de yok açıkçası. Kamil üzerine gitmeye çalışacak ama erken seviyelerde Kamil'in de yapabilecekleri çok kısıtlı. Yani evet, tek atamaz. Artı yani Lulu onun menziline giremez. Burada biraz iş Imagineer'da düşüyor açıkçası Ahri'yle birlikte. Belki bir tek yakalarsa şey Bayat Dönümüş'le beraber onun üstünden bizimle beraber oynamayı tercih ederlerse orada bir şansları var ama o zamana kadar Kalkanya'ya da çoktan gelmiş olur. Hayır, Kalkanya'ya gelene kadar herhangi bir şey yapmaları çok mümkün olur mu onu da bilmiyorum. Eşyaları görüyoruz zaten alt koridordaki eşya farkını. Burada tekrardan benzer senaryo. Sunshine yine yaklaşıyor. Eight Note onu beklemeden zaten kule altına girmeye başladı ve bu kule altı gelecek Cape'in de gelmesiyle birlikte. Tokalaşma tutuyor. Buraya pençeler kullanıldı. Sunshine kule altında skoru alan kendisi olacak ve burada Kalista ultisiyle de birlikte Joxie'yi de kurtardılar. İnanılmaz bir alt koridor baskısı. Kalista Renata nasıl oynanabilirse maksimumunu oynuyorlar. Momur'un üzerine kullanılacak bir ulti. Momur burada minyonları temizlemeye çalışıyor. Temizlemek istiyor. Kule altının geleceğini çok farkında. Bayağı bir hasar alındı. Momur burada havaya kaldıramayacak ama Momur hala tanklamaya devam ediyor. Burada en azından vuruyor. Bir skor alacak. Bire bir bir takas Momur'un işine gelir. Momur'un kesin işe gelir. Minyonları temizledi. Alt koridordan minyonlar da yani hem minyonlar hem köleyi de almayı başardılar. Yani 75'e 43, 4-0-2 bilemiyorum. 2 seviye fark. İnanılmaz bir Kalista izleyeceğiz bu oyun, inanılmaz. Kalista uçtu. Kalista uçtu. 4-0-2 Kalkanyay bitti. Orada Ginson'un da başlangıcı yapıldı. Daha hala baskı kurulmuş değil yan koridorlara. Şimdi üst koridora gidiyor. Oradan da kule çıkaracak muhtemelen Kalista. Ya kolay gelsin gerçekten. Gerçekten kolay gelsin. Kalista ile uğraşmak çok zor. Aynen öyle. Şimdi bir üst koridora gidip oradaki kuleyi de almak isteyecek tabi. Alamet yok. Alamet şu an XNS'de. Belki burada bir duruş sergilerse Fire Foreign Academy. O buraya kadar altın alabilirlerse tekrardan bir oyuna dönüş hamlesi olabilir. Ama tabi bunun için Eidnot'a düşürmeleri gerekecek. Düşürmeleri gerekecek ama Eidnot'u nasıl düşürecekler? Onu da merak ediyorum. Yanında Renata da olacak çünkü Eidnot'un. Yani sadece kendi alacağı işte eşyalar ya vesaire Ahri değil. Düşecek. Aynen, bu arada Wukong orada Ahri'ye ulti attı. Da yani ben ondan bahsederken hakikaten Ahri'yi düşürdüler ve Sengrot'un da üzerine gidiyor burada Cape. Cape de çok güçlendi tabii ki, eşyası bitmeye çok yakın. Diğer tarafta Sunshine geliyor. Sunshine buraya pençeyle geldi. Çok iyi bir sıçra Sunshine. Ultisini kullanamıyor ama Renata şimdi ultiyle birlikte gidecek. Oraya bir tokalaşma gelir mi? Tokalaşma gelirken XNS sıçrasını harcıyor ve baskıyı hiç durdurmuyor şu anda. Galacticos. Yani Firefly'nin bu oyuna geri dönmesinin tek şansı Galacticos'un çok büyük hatalar yapması. Ya o hatalar da gelecek mi çok değil. Gelecekmiş gibi durmuyor. Yani zaman zaman görüyoruz bazı takımlar çok öne geçiyor ama oyunu kapatmakta sıkıntı çekiyorlar. Bakalım, Galacticos erken oyunu çok dominant bir şekilde oynadı. Ama orta oyun nasıl geçecek? Orta oyundan geç oyuna geçişte bakalım kararlar nasıl alınacak? Ben biraz o kısım bekliyorum. Not bir kule daha çıkaracak. Kule barikatları düşmeden. Can. Yani toplamda 10 barikat. Geri döndüğünde ikinci eşyası bitecek muhtemelen. Sangrot'un da üzerinde oynuyor. Sangrot burada birebir istediğine emin miyim? Sangrot. Emin misin daha doğrusu? Sangrot'un üzerine şimdi çekilecek o yükler ve burada Eidnot neredeyse skor alıyordu. Sangrot sıçra kullanmak zorunda kalıyor.
Ya gücünü de net bir şekilde gösteren bir hamle. Yani mızraklardan şampiyon görünmüyordu. Hakikaten mızraklardan şampiyon gözükmüyordu. Burada... Skor da... Burada... Bir daha çıkıyor. Sangrot. Tuhaf bir oyun oynadı ya şu son dakikalarda. Bunun tek açıklaması bu bence. Başka açıklama bulamadım ben. Yani aslında... Ona karşı yani şunu anlamanız lazım. Bir nişancı eğer siz teknik koridor oynarken yani orta koridor veya üst koridor oynarken sizle aynı seviyedeyse bir sıkıntı var demektir. Çok basit. Öyle öyle. Orada bir problem yaşanmıştır belli. Yani ya çok feddir ya da sen çok geri kalmışsındır. İkisinden biri. İki buçuk eşya. Dakika 14. Yani daha fazlası olamaz muhtemelen ya. Burada şimdi Sunshine kepini yakalıyor. Daha doğrusu ilk senes kendi dedi bu hamleyi ve skoru da veren kendisi oluyor. Bir şeyler deniyor Firefly'nin denemesine ama sonuçlar hep dediği gibi sonuçtan. Yani Firefly'nin evet o belki de ekstra altınları almak istiyor ama geri dönüş altınlarını bu noktada da izin vermez Galacticos ya o hamleleri yapmasına. Galacticos'un hiç izin vermeye niyeti yok zaten ya. Hiç yani hiç oralı değiller. Zaten Kalisi etrafında yaptıkları bütün savaşları muhtemelen kazanacaklar. Hı hı. Burada işleri çok zor ya. İşleri gerçekten çok zor. Biraz daha oyunu yavaşlatmaları lazım falan ama yavaşlatmaya da izin vermiyor diğer taraftan. Ve Senes Cape'in üzerine gidiyor. Cape burada yakalandı. Cape'in düştüğünü göreceğiz muhtemelen. Cape karşılık vermeye çalışıyor. Sıçrayla birlikte çıktı. Güzel bir ornultisi havaya kaldırmaya başarıyor. 3 kişi 8 not burada savaşmaya çalışacak. Araya giren bir Cape var. Cape sonrasında Jox'u ultiyle birlikte geldi. İyi bir Renat ultisi. 2 kişiye hesap ediyor ve burada 2 skor da alacaklar. Tuokas ters sana bakar mısın? Ama Jox'u onu kovalar mı emin değilim. Jox şimdi rakibini arayacak. Jox'u burada yetenekle birlikte durdurabilir ve 4'te 4 bir tane daha 8 not'tan geliyor. O adı atmaya doyamadı. On beşe bir. Mavi takımın kulesi yerleri doldu. Kırmızı takımın kulesi yerleri doldu. İnanılmaz bir fark. Gerçekten inanılmaz bir fark. Yani 11.200 altına karşılık 4.800 altın. Yani rakipteki 3 şampiyon toplam altında bedel bir altın var şu an üstünde. Yani rakip orta orta koridor şampiyonu ve alt koridor şampiyonu topladığımızda bir Kalista ediyor altın olarak. Altın olarak bir Kalista ediyor. Ve burada bir savaş çıktı. Jox'i düşüyor. Diğer tarafta 8 notu hasar vermeye çalışıyorlar. 8 notu hala hayattamış. Şimdi kitle kontrol geldi. 8 nottan 1000 altını ilk sene salıyor. Burada kronometresini kullanan bir Sunshine var. Cape buraya yaklaştı. Cape'in ultisi. Hala yok, ultisi birazdan gelecek. Cape'in ultisiyle birlikte burada işler değişebilir. Cape'in de hasarı bir aile fazla. XNS tanklamaya çalışıyor. Cape şimdi geri gidecek. Cape hasar vermeye devam ediyor. Cape hala hayatta. Cape yetenekleri dönmüyor ve burada bir katliam göreceğiz. Galacticos biraz fazla abartınca katliamı veren kendileri oluyor. Bundan bahsetmiştik biraz. Yani Galacticos bu oyunu kaybedebilir ama... Çok büyük hatalar yapması lazım. İlki geldi mi acaba dayı? Yani ilki geldi galiba. İlki geldi şimdi. Bir de ulti geldi oradan Jox'den ama devamı gelir mi? Jox'in hasarı yeterli olmayacak. Çok fazla vuruyormuş gibi gözükse de vurmuyor çarşı kadar. 3.5 eşya oldu. Biraz önce 2.5'du şu an 3.5. Ya her geri dönüşte bir eşya bitiriyor.
Her geri dönüşte. Speed dot. Dakika 18.3 eşya. Dakika 14.2.5 eşya. Tempo hiç azalmıyor. 1006'nın bu arada Zinza'ya gidiyor oluşu. Bir teselli. Seriz. Yani. O 1006'dan daha da fazlası lazım. Onun Jinx'e gitmesi lazım. Bir kere daha Jinx'e öyle bir altına gitmesi lazım ki işler biraz dengeye gelsin. Yani bir 1006'ın verdi. O hala üzerinde 350 altın daha var dayı. Ve buraya alamet kullanıyor. Alamet tabii kuleye kullanılmamış oldu. İkinci kuleye, inip kulesine gidecek. Kafayı atacak. Yani çok iyi bir alamet kullanımı mı? Hayır ama bu ışınlanla birlikte bu kuleyi almak istiyorlar. Şimdi bu kulenin alınmasıyla birlikte iyi bir alamet kullanımı olacak. Ornitis direkt olarak gelir. Çağrıldı. 3 kişilik bir ulti daha. Kong 3 kişiyi havaya kaldırdı. Keh düşmeye çok yakın ama yeteri kadar hasar yok. Momur hala tanklamaya devam ediyor. Diğer taraftan oraya girdi tekrardan Cape ama Cape'in tanklığı şu an için yeterli değil. Bir orada hayatan öpücük. Güzel bir arındır. 8 Note hemen arındırı kullanıyor ve burada inhibi alıp geri çekilme şansı var. 8 Note rakibinin üzerine gidiyor. Bayağı da hasar verdi. Sonrasında Shadow'un üzerine döndü. Shadow kimlik kullanmak zorunda. Sunshine çok araya girmiş olabilir. Sunshine ultisini de aktif edemedi. Burada biraz fazla abarttılar sanki ama 8 Note hasar vermeye devam ettiği sürece problem yok. 8 Note'un üzerine bir sıçra. 8 Note hayatta kalmaya devam edecek. 8 Note Momur da havaya kaldırdı rakibini ve 8 Note hayatta kalmaya da devam ediyor. Orada zafer rünü fazlasıyla iş yaptı. 8 Note'u da buradan çıkarmayı başaracaklar. Roket neredeyse öldürdü ama 8 Note şimdi can çalmak istiyor. Bakalım bu canlı öldürebilecek mi? Çekebilecek mi? Çekti. Orada... Zaten üzerinde kurtarma paketi de vardı. Evet, Renata'nın paketiyle birlikte tekrardan hayata geri geldi. Öldürdükten sonra. Yani Tokaz'ı şöyle ufak da olsa bir heyecanlanmıştır. Aha kestim diye ama. İşte kesse 1006. Cepteydi. Bu arada geri döndü. Yine bir eşya bitirdi. Dakika 20. Yani full eşya diyebileceğimiz kıvamda. Bir eşyası evet. Yarım. 1500 altını o eşyada koruyucu meleğe falan dönebilir. Ben koruyucu melek alacak. Bak bunu tekli derecelide bile görmek çok. Öyle bir konumda şu an eğitim. Totalde yanılmıyorsam 10 tane barikat aldım. İnanılmaz. Yani burada Baron da gelecek. Baron'un da ilk senesin yapacağı bir şey yok, yapabileceği bir şey yok. Jinx ultisini de Choxy blokluyor ve dakika 21. Aradaki altın farkı 14.000 civarında. 14.000'e yakın. Ve Galacticos belki de son kuşatmayı yapmaya ilerliyor. Burada hiç çekinmeden kule altı yaparlar bu arada Sunshine'lik. Ali şimdi Momur'la birlikte. Tabii hiçbir problem yaşamazlar. Şunu da söyleyeyim. Bütün skorlar burada 8 Note'da kaldı ama görünmez kahramanı da unutmayalım. Yani Sunshine Lissandra ile çok iyi iş yaptı bu. Evet evet. Çok iyi iş yaptı. Şimdi savaşı başlattı. Momur ultiyle birlikte takip ediyor. Momur'un ultisi bu sefer istediği gibi gelmemiş gibi duruyor ama Tokaz'a bayağı bir hasar geldi. Tokaz geri çıkmak zorunda. Renata ultisi orada birbirini vurduruyor rakiplerini. 8 Note çok fazla kule hasarı tankladı. 8 Note'un biraz can çalması lazım. Ahri'yi yakaladılar. Ahri'yi yere sabitlediler ve Ahri'nin düşmesiyle birlikte burada kuşatmayı devam ettirecekler. Geri dönen bir Lissandra var. Buraya ışınlanla birlikte dahil olacak Lissandra. 8 Note ilk kuleye hasar vermeye başladı. İlk Nexus kulesi düştü. Burada savaş başlatmak zorundalar. James Bomber'ı kaldırıyor. Bomber'ı da çok iyi takip ediyorlar ve 8 Note rakip nişancının üzerinde. Onu da düşürecek. 29'a 9 Galacticos Akademi. İnanılmaz net bir karşılaşma. Bir oyunla bu karşılaşmayı kazanıyor.